Medya Haber'den merhaba. Yeni bir Medya Haber'de gündem programıyla karşınızdayız. Bu akşam ağırlıklı Orta Doğu'yu konuşacağız. Orta Doğu bağlamında hem Kürt siyasetini hem Türk Devleti'nin yayılmacı politikalarının günümüzde geldiği noktayı hem de özellikle Kürtler arası gerilimle bağlantılı olarak ABD'nin Kürt siyasetini ve Türkiye-ABD-Rusya ilişkileri bağlamında Orta Doğu'daki yeni dengeyi konuşacağız. Üç konuğumuz var. PYD Eş Başkanlık Divanı üyesi Sayın Salih Müslim konuklarımızdan biri. Diğer taraftan HDP Ahmet Milletvekili Hişyar Özsoy ve gazeteci arkadaşımız Erk Acarer. Her üçüyle birlikte bu konuları tartışacağız. Ben başlarken her üç konuğumuza da hoş geldiniz demek istiyorum. Tamam, ben hoş bulduk. Hoş bulduk. Selamlar. İlk soruyu aslında biraz da sıcak gündemin içerisinde olduğu için Sayın Salih Müslim'den başlayarak sormak istiyorum. Çünkü Rojava'daki birlik çalışmaları bugünlerde çokça basına düştü. Farklı şeyler söylendi, anlaşıldı, anlaşılmadı. İşte uzlaşma için adım atıldı, imzalandı denildi ama en nihayetinde Salih Bey de geçen günlerde yine açıklama yapmış ama cidden bu konuda yaşananlar ne? Bu birlik görüşmeleriyle ilgili ne durumda şu anda? Oradan başlayalım, gündemi tartışmaya devam ederiz ardından. Evet, tekrar selamlar, saygılar bütün seyircilerimize. Şimdi bu birlik konusunda şunu söyleyebilirim. Tarih boyunca veya da en azından 170 seneden beri bütün Kürtlerin büyük yarası, Kürtlerin bir tarafta olmamaları veya da birlik olmamaları veya da en azından sözlerini birleştirememeleri. Bunun için işte çok büyük yaralar, yani düşmanlar faydalandı, diğerler faydalandı. Kürtleri birbirlerine düşürdü. Halkı umutsuzlaştırdı. Onun için şimdi herkes, yani nerede bir Kürt varsa, dört parçada, herkes bu birlik artık onların bir umudu olmuş, bir rüyası olmuş. Biz de bu çabaları zaten yani baştan beri yapmaya çalışıyoruz. Bunun için birçok inisiyatif geliştirildi. Siz de biliyorsunuz şimdi KNK üzerinden olduğu diğer bizim işte Ravşen Birler Birliği entelektüeller yani bir de halkın inisiyatifleri falan oldu. En sonunda da Demokratik Suriye Güçleri'nin bir inisiyatifi oldu. Herkes davet edildi. İşte bu inisiyatif şimdi yürürlüktedir birçok partiyle. En azından şimdi bir başlangıç noktası bu Rojava için oradaki partiler, güçler bir araya getirip de bir sonuca bağlanması vardır. Böyle bir programları vardır. Bunun için de işte çabalarımız sürdü. Son olarak bazı güçler, yani dost güçler işte Fransızların bir girişimi oldu. Ondan sonra bu ABD'nin yani Amerikalıların bir girişimi oldu. Onlar da bu İşte Demokratik Suriye Güçleri'nin çabalarına destek verdi. Bu çerçevede bazı görüşmeler oldu. İşte bir başlangıç olarak bir PYD ile NKS arasında bir görüşmeler falan oldu. Bu çabalar devam ediyor. Şimdi bu inisiyatif sahipleri yani Demokratik Suriye Güçleri ile Amerikalılar, Fransızlar birçok partiyle, buradaki bütün siyasi partilerle görüştü. Kendi şeylerini dile getirdiler. Yani Kürtlerin birleşmesi, yakınlaşması, söz birliğinde olması. Bu da çok faydası oldu. Halkla tabii umutla bekliyor. Şimdi yani dikkat çeken nokta şudur. Artık bu Kürt birliği veya da Kürtlerin yakınlaşması artık sadece bir Kürt isteği falan değildir. Kürtlerin dostları da bunu istiyorlar. Muhakkak yani Fransızlar, Amerikalılar eğer gerçekten Kürtlerin yakınlaşmasını istiyorlarsa bu bizim şeyimiz değil yani gözümüz için değil veya da bizim şeyimiz değil. Kendi çıkarları bunda görüyorlar. Bu da çok önemli bir şeydir. Yani hem
Kürt halkının çıkarları hem de dostların çıkarları eğer bir yerde çakışıyorsa bu bizim için bir şeydir, yani bir umut veriyor, hani bir destek oluyor. Onun için de bu çabalar sürüyor. Hem peki şöyle bir şey sorsam, yani bu konuda imzalanmış taraflar arasında özellikle de NKS ile Rojava Özerk Yönetimi ya da NKS ile PYD arasında imzalanmış bir anlaşma metni ya da üzerinde uzlaşılmış bir şey var mı somut olarak? Çünkü o da çok konuşuldu. Yok, imzalanmış bir şey yok. Ama şöyle var, hani bu görüşmeler süresince yakınlaşma, yani görüşte, görüş birliğinde birçok noktada genel prensiplerde falan görüş birliğine varıldı. Ancak bu tamamlanmadı. Yani şimdi biz başlar başlamaz iki aşamadan bahsedebiliriz. Birincisi bu PYD ile NKS arasındaki işte sorunlar, konular falan, bunlar tartışılacak. İkinci aşamada eğer gerçekten bir Kürt birliğinden falan bahsediyorsak bu sadece PYD ile NKS arasında değil, diğer partiler de vardır, diğer güçler de vardır. Burada bir demokratik yönetim vardır. Ayrıca birçok kurum kuruluşlar vardır bu demokratik yönetim içerisinde. Bunların hepsinin görüşte birleşmesi gerekiyor. Yani en azından yapılacak şeylerden paylaşılması gerekiyor. Ve onun için şimdi ikinci aşamada sadece PYD ile NKS arasında olmayacak. Başka güçler de olacak. Yani partiler olacak, diğerler olacak. Onun için şimdi biz birinci aşamada birçok prensiplerde falan anlaştık. Veyahut da en azından yakınlaştık. Şimdi ikinci aşamaya bekliyoruz. İkinci aşamada artık değişecek. Yani bu sadece PYD ile NKS arasında değil de diğer güçler de katılacak. Şimdi biz bu aşamadayız. Umarım çok yakında bu başlayabilir tekrar. Bu tabii, yani şöyle de bu güneydeki güçlerin veya en azından oradaki hükümetin katkısı da vardır. Yani buna yardımcı oluyor. Muhakkak hem buna biraz cesaret veriyor, biraz da teşvik veriyor yani bu birliğe yaklaşmaya. Bu bizim için de çok büyük bir şanstır, büyük bir avantajdır. Biz bunları, yani hem dostlarımızın güçleri hem de güneydeki yönetimin desteği falan, bunları hepsini bir araya getirip yararlanmak istiyoruz. Biliyorsunuz tabii bizim ister istemez bizim bütün partilerin diğer parçalarla ilişkileri vardır. Onun için yani hani en azından diğerleri de bu böyle bir gelişmeyi peki desteklerse bizi çok fazla cesaretlendirebilir. Peki, o güneyle bağlantısını da konuşacağız. Sayın Özsoy, sizinle devam etmek istiyorum. Doğrusu siz de yakından takip ediyorsunuz Rojava'daki birlik görüşmelerini, özellikle ABD ve Fransa'nın bu dönemde devreye girip hızlandırmaya çalışmasının, biraz da Güney Kürdistan eksenli siyasal partilerle birlikte, onların ya da daha çok periferindeki siyasal güçlerle birlikte bu süreci etkinleştirmeye dönük yaklaşımını siz nasıl değerlendirirsiniz? Bir, ikincisi Rojava'daki bu birlikle ilgili de diyebilecekleriniz varsa elbet onları da dinleriz. Yani ben meseleye iki yerden yaklaşalım. Ek olarak Sayın Salim Müslim hani detaylı açıkladı, kendisi alana daha yakın, birebir takip ediyor. Dolayısıyla bizden daha iyi takip ediyor yereldeki durumu, ama iki konunun altını ben çizmek istiyorum. Birincisi, Rojava Kürdistan'ın en küçük parçası, ama Rojava Kürtlerin 21. yüzyılda Orta Doğu'da edineceği siyasal statünün de anahtarı olmuş durumunda. Orada çok fazla bir yoğunlaşma söz konusu, hem bölgesel güçlerin hem uluslararası güçlerin, küresel güçlerin, aynı zamanda değişik Kürt siyasal eğilimlerinin orada bir yoğunlaşması söz konusu. Tabii Türkiye şu ana kadar çok bir pozisyon ifade etmedi bu NKS ile PYD arasındaki bu görüşmelerde. Türkiye'nin tavrı nedir? En azından yani o kısmını daha bilmiyoruz ki, hani NKS ile Türkiye arasındaki ilişkilerin o angajmanı düşündüğünüz zaman Türkiye zorlayıcı bir noktada olabilir. Ama belli ki
Kürdistan bölgesel yönetiminden belli bir destek söz konusu. Bu açıdan faydalı aslında bir durum. Belki de Türkiye artık bilmiyoruz. Yani bunu söylemek için erken ama yani Rojava'da takındığı pozisyon da çok sürdürülebilir bir pozisyon değil. Birçok noktada zorlanıyor. Uluslararası güçler iyice karşı karşıya gelmiş. Doğrusu Amerika'nın uzun zamandır şöyle bir planı var. Yani bu çalışmalara tabii ki kesinlikle her türlü, yani kim hangi sahiple Kürtleri yan yana getiriyorsa herkesin tabii kendi çıkarları söz konusu. Ama Kürtlerin de muhakkak bu birlikten çıkarları var. Dolayısıyla illaki Amerika, işte Fransa vesaire onlar destekliyorlar diye hani bu girişimlerin tabii ki karşısında olmamak lazım. Kürtlerin bu birliğe ihtiyacı var ama çok fazla bilinmeyenli durumlar olduğu için Sayın Müslim de zaten son derece dikkatli bir şekilde konuşuyor. Tabii umuyoruz, diliyoruz. Türkiye de bu konuda zorluk çıkarmaz. Zorluk çıkarmaz. Yani Suriye'de Kürtlerin kendi aralarına birlik olması aslında Suriye'nin geleceğinde kurulacak rejimin demokratik bir karakter kazanabilmesi için de önemli bir faktör. Türkiye her ne kadar bu aralar kırmızı görmüş boğa gibi nerede Kürt görse her tarafa saldırsa da bu o açıdan da bir fırsat olabilir aslında. Herkesin böyle iyice bu bataklığa saplandığı noktada bir çıkış noktası gibi de düşünülebilir. Görmek lazım. Yani Türkiye'nin özellikle MKS üzerindeki hani nüfusu vesaire düşünülünce onun tavrı önemli. Fakat ortada şöyle bir durum da var. Belki bu güneydeki durumla Rojava'daki durumu birbiriyle ilintilendirir. Amerika uzun dönemdir Rojava'yı, Rojava'daki oluşumu bir şekilde Türkiye'nin hazmedebileceği bir noktaya çekme, bu bağlamda Güney hükümetine yaklaştırma ve Türkiye'deki Kürt mücadelesinden uzaklaştırma gibi bir pozisyon da söz konusudur. Yani Amerika hani bir taraftan evet Rojava konusunda Türkiye'nin bazı geri adımlar atmasını falan talep ederken özellikle Kürdistan bölgesel yönetimi içindeki işte orada olan PKK, yine Türkiye'deki Kürt hareketinin bastırılması konusunda Amerika'nın sessizliğini de talep ediyor. Yani orada değişik durumlar var. Bence şu an için biraz erken. Yani biraz yaklaşık bir şekilde bunu takip etmek lazım. Ama nereden bakarsanız bakın, Suriye'de özellikle Rojava'da Kürtler arasında bir birlik olursa inanın bu bölgesel anlamda hem Kürtlerin büyük bir kazanımı olur. Aynı zamanda Kürtlerin de bölgenin demokratize edilmesinde de gerçekten çok yeni bir konumlanma olur. Peki. Erki Acar'a da sormak istiyorum. Sayın Müslim de açıkladı. Sayın Özsoy da bu konuyla ilgili görüşlerini söyledi ama bu süreçte özellikle NKS ile Türk Devleti'nin ilişkisi boyutu üzerinden Türk Devleti'nin ne yapacağına dair işaretlerin görünmediğini de Sayın Özsoy ekledi konuşmasında. Ne dersiniz? Türkiye bu girişime özellikle NKS üzerinden nasıl bir müdahale geliştirebilir? Geçmişte de yaşanan süreçlere olumsuz anlamda müdahale ettiğini ve tersine çevirdiğini de biliyoruz Türkiye'nin. Sizin bu konuyla ilgili görüşlerinizi doğrusu merak ediyorum. Dikkatle dinledim Sayın Müslim'i de, Sayın Vekil de. Ben de biraz farklı bir yerden ele almak isterim. Bu Türkiye'nin durumuyla çok yakından ilişkili, yani Türkiye'de aslında ne olacağıyla AKP iktidarının işte kimilerine göre bir erken seçim, kimilerine göre bir yönetim krizi sürerken AKP iktidarının kendi kitlesini nasıl konsolide edeceği, nerelerden yürüyeceğiyle çok ilgili görüyorum meseleyi. Doğrusu çok fazla Türkiye'nin Suriye'de bir dahlinin kalmadığına inanıyorum. Özellikle Rojava'da her ne kadar İdlib'de hala çok büyük bir ısrarı varsa da o İdlib'deki ısrarın da artık sürdürülemez olduğunu, dengelerin buna izin vermediğini ve en azından şimdilik oradaki çeteleri Libya'ya gönderme niyetinde olduğunu görüyoruz. Ama şunu kestiremiyoruz Fehim Işık, Sayın Fehim Işık. Biz AKP iktidarı, Sayın Vekil de söyledi,
yarın itibariyle nasıl bir adım atar? Nasıl bir tavır alır? Nereden düşmanlık üretir? İç kamuoyuyla da bu çok ilintili olduğu için bunu doğrusu çıkaramıyoruz. Tabii bir tarafını Kürt düşmanlığıyla okumak gerekiyor. Yani neler olup baktığına Türkiye'de biraz değinerek belki ifade etmek gerekiyor. İşte 3 gün önce Nusaybin'de bir çocuk üzerinden, engelli bir evladımız üzerinden bir provokasyon yapılıyor. Yani biz şimdi diyemeyiz ki Türkiye bölgedeki dengelere rağmen, Amerika'nın biraz daha topa girmesine rağmen, Rusya'nın İdlib'teki tavrına rağmen, hani buradan artık elini eteğini çeker ve ılımlı, düzgün, barışçı bir hem bölgede hem Suriye'de, Rojava topraklarında bir siyaset izlemeye başlar diyemiyoruz. Dolayısıyla evet, bunları ben de konuşmak için biraz erken olduğunu düşünüyorum. Bakmak gerekiyor. Tabii bunu yaparken de biliyorsunuz yeniden palazlandırılan IŞİD meselesi var. Yani İdlib'teki cihatçıların Libya'ya sevk edilme meselesi var. İşte özellikle Irak'taki IŞİD'in yaptığı çok yoğunlaşmaya başlayan saldırılar var. Bir tarafında Suriye'de bitmeyen savaşlar üzerinden de okumak gerekir diye düşünüyorum. Ve tabii yani şunun hep arkasındayım. Türkiye ile Türkiye'de ne olacağıyla çok ilgili görüyorum. Rojava'da olabilecekleri, yaşanabilecekleri de. Çünkü artık anladığımız kadarıyla AKP iktidarının bir planı, programı, bir stratejisi kalmadı. Yani hepimiz görebiliyoruz ki bunu bir düşmanlık üzerinden yapıyor. Ve düşmanlık üzerinden o siyaset mücadelesini yürütürken düşman olduğu kitleleri karşı tarafta konumlandırıyor. Yani ve muhalefeti de hizalandırıyor. Bunu yine yapar mı? Bana kalırsa çok büyük olasılıktır yani. Bunu sadece Kürtler üzerinden ya da bölge üzerinden zaman de zaman içerisinde izleyeceğiz diyorsunuz. İzleyeceğiz. Evet. Yani buradan hani şeyle böyle biraz komplo teorisiyle söylemek doğru değil. Ama AKP iktidarının da bir tavrının olduğunu biliyoruz biz Türkiye'de. Yani özellikle 2015'ten bu yana neler yaşadığımızı kesinleştirebiliyoruz. Ben dolayısıyla o konu bir soru işareti olarak önümüzde duruyor. Önümüzdeki dönemde göreceğiz. Şahin Müslüm, konuşulanlar üzerinden de yola çıkarak sormak istiyorum. Yani bir taraftan Rojava'da birlik var ama diğer taraftan Zineverte'de hala Kürt güçlerinin, özellikle KDP'nin başlattığı, peşmerge göndermeyle başlattığı gerilim devam ediyor. Sönümlenmiş değil. Türk Devleti'nin orada Kürt güçlerini çatıştırma çabaları var. ABD siyasetiyle, ABD'nin Kürt siyasetiyle bağlantılı da sormak istiyorum. Kısmen Sayın Özsoy girdi meseleye. Ama gerçekten KDP'nin, diğer taraftan KDP'nin demediniz, Güney Kürdistanlı güçlerin Rojava'ya dönük de olumlu yaklaştığını ve adım attığını söylediniz. Bu aynı zamanda Güney Kürdistan'da Zineverte'de yaşanan gerilimi de etkiler mi? Bu konuyla ilgili görüşleriniz ne? Bir yakınlaşmaya neden olur mu? Türk Devleti'nin o çabaları nasıl sonuçlanır? Özellikle Kürtleri çatıştırma girişimi, bununla bağlantılı ne dersiniz? Evet, şimdi hem bu sizin sorduğunuz soruyla ilgili hem de biraz önceki soruyla beraber bunu yanıtlayacağım. Şimdi biz şöyle düşünüyoruz. Yani bu Türkiye'deki, iktidardaki bu partiler veyahut da Türkiye faşizmi hiçbir zaman Türkiye'nin halkların lehine değildir. Bu yanlış politikalardır ve bu da gerçekten çok zarar verecektir de veriyordu yani her şeyi. Şimdi bu iktidarda en fazla kim başta oluyor?
bu savaş tüccarları veya da savaş sanayi üzerinden beslenenler, işte bu Türkiye'nin girdiği durumları biraz siz de arada konuşacaksınız. Libya'da olsun, şurada olsun, burada olsun, nerede bir savaş varsa veya da bir savaş çıkarmak istiyorsa bunun üzerinden besleniyor. Yani şimdi Türkiye halklarının veya da halkının yarısı giderse, ölürse onların umurunda değil. Onlar şimdi oradaki işte ben ne kadar drone sattım, ne kadar silah ihraç ettim, şuraya buraya verdim, bunun karşılığında ne kadar petrol aldım. Bunun içindir. Yani hani bu Kürdistan'da bu alevlendirdiği bazı çatışmalar veya da şeyler bunun üzerindedir. Bir bakarsınız şimdi bu Suriye'deki kargaşayı yani krizi 9 seneden veya da 10 seneden beri en fazla nemalanan, en fazla fayda elde eden kimdir? Bu Türk faşizmidir. Yani hem göçmeni şantaj olarak kullanıyor hem de bu göçmenler için milyarlarca para alıyor bütün resmi olan ve resmi olmayan. Şimdi onlar bu Avrupa Birliği şimdi 6 milyardan şundan bundan bahsediyor ama NGO'ların verdiği şeyler değil. Bunlar hepsi AFAD'a gitmiş, bu Kızılay'a gitmiş, bilmem şeye gitmiş ki bunlar da artık Türkiye Cumhuriyeti'nin bazı kurumlarıdır. Yani bunlar hiçbir zaman sivil bir kurum gibi şey yapmıyorlar. Yani ya MİT'e bağlıdır ya şuna bağlıdır. Dolayısıyla bu insanları, bu Türkiye üzerinden giden göçmenler, yani milyonlarca insan Avrupa'ya geçmiş. Bunların üzerinde bu insan kaçakçılığı yapan şeyler, yani bu çeteler, bu paralar nereye gidiyor? Tekrar Türkiye'nin ya istihbaratına ya bilmem çetelerine gidiyor. 1 milyon insan Türkiye üzerinden geçmişse her birisi 5 bin, 6 bin, 10 bin dolardan geçiriyorlar Avrupa'ya. Şu kadar para yine girmiştir. Benim demek istediğim yani bu savaş ve hatta gerginlik olan yerlerden en fazla bu Türkiye rejimi faydalanıyor. Ya onun için de şimdi bu şeyde bu Zeynivarta'daki şeylerde meselesi de tekrar bu çatıştırmak istiyor. Bir yandan işte şantaj, petrol falan filan. Gerçekten artık yani Kürt halkı, Güney'de olsun, Rojava'da olsun, Başur'da, Bakur'da, yani herkes artık gerçeği görüyor. Yani Kürtler Birliği veya da kardeşlerin kavgasına hiç razı olmayacak. Bakıyoruz şimdi bu Zinevarte'yi söylendikten sonra bütün kurumlar, kuruluşlar, aydınlar, şunlar, bunlar hepsi buna karşı çıkıyor. Yani birisi kalkıp bunu şey yapmak istiyorsa yani gerçekten de Kürtlerin bir barışı, bir şeyi en azından kendi evinde rahat olmak istiyorsa muhakkak böyle kardeş kavgasını durdurmak gerekiyor. Yani ister YNK olsun, ister KDP olsun, ister PKK olsun, bunlar hepsi eğer Türkiye aradan çıkarsa bunların hiç çözemeyeceği bir sorun yoktur. Sadece bu üç güç otursunlar, Türklere işte bize karışmasın desinler. Yani bu Türkiye rejimine şeyin bizim aramızdan çık. O zaman her şey çözülür. Bir şey kalmaz. Ama Türkiye kaldığı sürece muhakkak ya birisine şey yapacak, kandıracak veya da baskı yapacak veya da şantaj yapacak. Muhakkak bazı şeyler, kargaşalar yaratacaktır. Yani ki zaten bunu pratikte de gördük. YNK bir taraftan da yanak yapmış, KDP yapmış. Aralarında üç kişi gidiyor bunlar barıştırmak için ve bunlar bu üç kişi şeyi düşüyor, vuruluyor. Kim vurmuş? Türk dronları vurmuş. Türk silahlı güçler. Peki sen orada ne yapıyorsun? Senin dronların işi nedir burada? Sen niye bu insanları vuruyorsun ki bunlar her birisi de bir parçadan. Yani birisi kuzeyden, birisi Rojava'dan, birisi doğudan. Üç kişi de her birisi bir parçadan bu sadece barıştırmak için araya girmiş. Bunlar öldürülüyor. Niçin? İşte bu birbirlerini düşürmek için yapıyor. Onun için sanırım yani bu Kürtlerin isteği değil. Yani birisi kalkıp da şimdi Türkiye iktidarından veya da rejiminin sözünü dinliyorsa veya da yapıyorsa bu da şantaj altında yapıyor. Yani o bir esaret altındadır. Veya da en azından hani söyledi de yani kendileri de söyledi bu Kerkuk meselesiyle. Yani ben bunları açlıktan öldürürüm diyor. Yani bunları aç bırakırım diyor. Yani bu ayeti dinlemezlerse. Bu nedir? Bir şantajdır bu. Yani aç bırakırım ne demektir? Yani bunları zaten yaptı da yani bu Kerkuk meselesi de yaptı.
Onun için şimdi bazıları eğer gerçekten bunu dinliyorsa veya da şantajı kabul ediyorsa, Kürtlerin çoğu bunu kabul etmez. Kim yaparsa veya da kim bunları dinlerse de artık Kürtler nezdinde, Kürt halkı nezdinde iflas edecektir. Bunu herkes de biliyor. Onun için sanırım yani ne derece kim gerçekten de hiçbir Kürt partisi veya da Kürt tarafı iflas etmek istemiyor yani Kürdistan, bütün Kürdistan'da. Çünkü Kürt halkı artık eskisi gibi değildir, uyanmıştır. Her şeyi görüyor, herkes şey yapıyor ve kimse o kardeş kavgası istemiyor, hiçbir türlü istemiyor. Sadece Türkiye Cumhuriyeti veya da Türkiye ordusu veya da Türkiye rejimi bu aradan çıksın, ondan sonra sorunlar hepsi çözülür diye düşünüyorum. Peki. Sayın Ersoy, siz biraz önce kısmen görüşlerinizi söylediniz ama ben hem Zinevert'e bağlamında hem de ABD'nin Kürt siyaseti bağlamında sormak istiyorum. Şimdi ABD'nin Kürt siyasetine baktığımızda Güney Kürdistan'a gözünü dikmiş. Orada bir plan, bir hesap içerisinde olduğu belli. Artık bunu orada Türk Devleti üzerinden mi yapıyor, KDP üzerinden mi, başka güçler üzerinden mi, gerçekten çok somut bir şey yok. Ama bir İran hesabı da olduğu belli ABD'nin. Diğer taraftan Rojava'da da bir birlik görüşmesinde dostça yaklaşımlar gösteriyor Sayın Salih Müslim'in de dediğinden anladığımız o, ABD ve Fransa. ABD'nin Kürt siyasetini bu bağlamda nasıl değerlendirmek gerekir? Özellikle Zinevert'te Kürtler arası gerilimin yükselmesinin ciddi olumsuzluklara neden olacağını da bilen bir devlet aynı zamanda. Çünkü Kürt siyasetiyle yeni tanışmış bir devletten söz etmiyoruz. Evet. Yani birkaç noktada da ben katkıda bulunayım tartışmaya. Şimdi birincisi, bu Zinevert'teki olay lokal bir durum değil. Bunun hem bölgesel hem de küresel bağlantıları var. Yani böyle çok bir komplo teorisi üzerinden okumuyoruz meseleyi ama bu Kasım Süleyman'ın öldürülmesinden sonra Amerika'nın Irak'taki güçlerini daha çok Kürdistan'a kaydırma, o bölgeye kaydırma gibi bir pozisyona doğru gittiğini biliyoruz. Biliyorsunuz yeni üst tartışmaları vesaire var. Bu İran'a yönelik kuracakları hani bir yeni bir askeri, diplomatik, siyasi bir konumlanışın doğal müttefikleri olarak Amerika her zaman için Türkiye'yi ve KDP'yi görüyor. Yani tarihsel ilişkilerine baktığınız zaman. Dolayısıyla böyle bir anti-İran, Kürdistan'daki anti-İran bir oluşumda tabii ki Amerika, işte KDP ve Türkiye arasında böyle bir ilişkiler silsilesi en mantıklı görüneni. Dolayısıyla bu Zinevert'le meselesi basitçe işte bir takım KDP'li güçlerin işte gelmesi falan, bu çok basite almak olur. Ki bu inanılmaz bir zorluklar altında. Kürdistan bölgesel yönetimi biliyorsunuz, ekonomik olarak daralmış, mülteciler yüzünden zorlanmış, yani toplumsal gerginlikler, gerilimler artmış. Böylesi bir noktada oturup bir de hani PKK ile ya da YNK ile oturup çatışacak, bunu göze alabilecek kadar böyle bir güçleri yok ki, hiç de rasyonel bir durum değil. Dolayısıyla bu meseleyi öncelikle çok aktörlü bir noktada bence değerlendirmek gerekiyor. İkincisi, Amerika, Irak ve Suriye siyasetlerini yoğunlukla ayrıştırarak götürür. Bakın bu çok ilginçtir. Suriye ve Irak masası neredeyse doğru düzgün konuşmazlar. Yani çok ilginç, kompartmantalize bir şekilde alırlar. Dönem dönem bunun eleştirileri yapıldı ama en azından Dışişleri Bakanlığı'nda, Amerika'nın ilgili yerlerinde bu sanki ayrı süreçlermiş gibi gidiyor. Yani böyle bölgesel bir politikadan ziyade işte Suriye'ye yoğunlaşıyor. Hoş Suriye'de doğru düzgün bir politikaları yok ama Irak öyle değil. 20 yıldır oradalar, trilyonlarca dolar harcadılar, o kadar insan kaynağı harcadılar ama geldikleri noktada şu an Amerika orada kocaman bir iflası yaşıyor. Doğru, ama en azından bu mevcut durumda İran'ı tutabilecek, İran için yeni bir blokaj oluşturabilecek bir zemin bulmaya çalışıyor. Az önce Rojava ile ilgili söyledim, hani Amerika'nın Rojava ile ilgili hala net bir politikası yok. Biliyorsunuz birçok şeyde Trump kalacak mı, gidecek mi, buna bağlı olarak çok radikal anlamda değişebilir. Ama mevcut durumda bir şekilde özellikle Jim Jeffrey, yakından tanıdığımız, bildiğimiz, daha önce de hani diyalog kurduğumuz, görüştüğümüz, fikirlerimizi paylaştığımız hem Rojava hem Türkiye ile ilgili olarak, yani bir şekilde Türkiye'yi içeride tutma, Türkiye'nin kimi taleplerine karşılık verme, özellikle
Güney Kürdistan'da, özellikle PKK ile savaşta Türkiye'yi destekleme, hatta hatırlıyorsunuz bir ara lider kadroların listelenmesi oldu, başka tartışmalar oldu. Ama bir taraftan evet, Rojava'da bir şekilde hani Türkiye'nin kimi noktalarda sınırlandırma, Türkiye'nin onurunu alma, mümkünse Türkiye'nin rızasını alıp NKS'yi o süreçlerin içerisine dahil etme gibi. Buradan şunun altını çizerek çok uzatmadan kapatmak istiyorum. Amerika bir taraftan işte bakın Suudi Arabistan'dan asker çekme tartışmaları var biliyorsunuz. Suriye hakeza, Irak'tan hakeza. Yani çok ilginç, hele hele bu korona sonrası oluşacak yeni bir küresel konjonktürde hani bir sürü değişiklik olabilir. Ekonomik anlamda savaş makinalarını yürütememe imkanları olabilir vesaire bir sürü. Daha ne olacağını çok kestiremiyoruz. Ancak Amerika'nın şöyle bir politikası, iki eleştiriyle bitirmek istiyorum. Biz Rojava'ya karşılık Türkiye'yi destekleyelim. Türkiye hem kendi Kürtlerini bastırsın hem PKK ile savaşını artırsın politikası bir tamamen yani iflas edecek, baştan iflas edecek. İki, ne Türkiye'nin ne Amerika'nın ne de Kürtlerin faydasına olan bir şeydir. Amerika yapabiliyorsa, hele hele bölgesel konjonktür biz müsait olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'yi yönetenler şu an bir parça akılda kalmamış ama onlara sürekli olarak hem Rojava'yla hem Güney Kürdistan'la hem de başta PKK olmak üzere diğer Türk güçleriyle entegre bir şekilde yeniden müzakerenin zemini. Bu Türkiye için gerçekten son çıkıştır. Kavga etmek isterse diyorum hep kimse elinden tutmuyor ama bu bataklığın daha fazla içerisine girecek. Yani rasyonel akıl belli ortada. Ama Amerika Türkiye'ye işte Rojava'da bir takım tavizler alıp işte Türkiye içindeki Kürt muhalefetine saldırtma, yine işte güneyde PKK'ya saldırtma pozisyonuna girerse en başta kendisi kaybeder. Son olarak güney için söylüyorum, bakın orada bunun altını da çizelim. Kürdistan bölgesel yönetiminin devletleşme süreci 2003 yılından sonra zamansal olarak AKP'nin iktidarıyla çakıştı. AKP 2002'de iktidara geldi, 2003 yılında Amerika'nın müdahalesi oldu ve AKP'nin büyüyüp serpilmesiyle güney arasında bir de biliyorsunuz birçok ticari ilişkiler, bağlar falan kuruldu. Fakat şu an Kürdistan bölgesel yönetimini yönetenler eğer Erdoğan ve ailesiyle geliştirdiğimiz ticari ilişkiler vesaire Kürdistan'ın kazanımlarını koruyacak gibi düşünüyorlarsa çok büyük bir yanılgı içerisindeler. Ve Türkiye'nin şu an Kürdistan'ın, Güney Kürdistan'ın değişik yerlerine onlarca askeri üs kurmuş. Yarın Erdoğan değil, başkası, yani ticari ilişkileri olan Erdoğan ve ailesi değil, başkası iktidara geldiği zaman bütün o askeri üsler Kürdistan, Güney Kürdistan'ın kazanımlarına yönelebilir ve Irak'ın olası parçalanması senaryosunda İran Süleymaniye'ye girerse Türkiye'de Doğu'dan Erbil'e kadar askeri güçleriyle yüklenebilir. Yani ciddi bir risk var diyorsunuz. Güneydeki yöneticilerin uzun vadeli olarak düşünmesi lazım ve Kürtler arası birlik her ne pahasına olursa en azından net bir birlik sağlanamıyorsa Kürtler arası bir çatışmaya zemin kesinlikle vermemek lazım. Peki. Erki Acar doğrusu bu bağlamda biraz da çerçeveyi genişletelim. Hem ABD'nin Kürt siyasetini soracağım. Hem de bu dengeler içerisinde Türkiye-ABD-Rusya ilişkilerini değerlendirmeni isteyeceğim doğrusu. Sayın Özsoy da söyledi, Sayın Müslüm de söyledi. ABD'nin Kürt siyasetini bu bağlamda, parçacı siyasetini nasıl değerlendirmek gerekir? Türkiye-ABD-Rusya ilişkileri bu süreci nasıl etkiler? Aslında ben Sayın Özsoy'a konuşmasının bir yerinden katılarak başlayayım. Yani bu oradaki gelişmeler, yani Zinevende'deki gelişmeler bugünün meselesi değil bana kalırsa. Yani Türk istihbaratının biz çok uzun zaman aslında
Kürdistan'ın bölgelerini konsülde ettiğini gördük, biliyoruz yani. Hani orada kurulan Anadolu Ajansı gibi yapıların, onun ötesinde bu Fahrettin Aslan'ın önce çalıştığı kurum gibi yapıların çok fazla oralara müdahil olduğunu, oralarda bir takım karışıklıklar yarattığını, yani biz biraz bölgede izlenimlerimiz olduğu kadarıyla da biliyoruz. Şimdi yine aynı şeye döneceğiz aslında Fehim Işık. Bir korona krizi var dünyada. Şimdi bu şu demek aslında, savaşacak para yok. Ama bir tarafıyla da enteresan bir kısır döngü var. Para da Sayın Müslüm'ün dediği gibi silahtan geliyor. Dolayısıyla burada bir paradoks var. Şimdi bu paradoksu bana kalırsa kurgulamaya çalışacaklar. Özellikle korona sonrasından itibaren ben şuna katılmıyorum. Yani Türkiye açısından hani belki biraz Libya meselesi içeriğinde açacağız. Onu konuşmak isterim. Para olmadığı için savaş da yapamayacak, artık bu işlere yönelemeyecek, kitleleri konsolide edip saldıramayacak meselesine katılmıyorum. Çünkü Türkiye paranın bir bölümünü bana göre yoğun olarak silahtan kazanıyor, silah ticaretinden kazanıyor. Yani Erdoğan'dan söz ediyorum tabii Türkiye derken. O nedenle bu savaştan nemalanmak, Türkiye savaşlardan nemalanacaktır. Rusya'nın İdlib'de engelleri var, önüne çıkardığı engeller var biliyorsunuz. Türkiye artık orada çok fazla elini kolunu oynatamıyor. Bir yandan Birleşmiş Milletler İdlib'i Afganistan'dan bile büyük bir cihatçı havuzu, cihatçı çöplüğü olarak tanımlamıştı. Rusya'nın birkaç dönem, yani şu bir senedir belki, oradaki İdlib'deki askerleri Libya'ya göndermesi makul karşılanmıştı, olumlu karşılanmıştı. Ama şunu gördük ki biz Türkiye'nin İdlib'deki ısrarı da sürüyor. Yani bir kısmını Libya'ya gönderirken cihatçıların bir kısmını hala orada da konsülde etmeye çalışıyor. Yani oradan da vazgeçmiyor. Amerika ile zaten bir kavgalı, bir barışık ilişkileri sürüyor. En son Trump'ın mektubunu biliyorsunuz. Ve Trump'ın mektubunun ne üzerinden yazıldığını biliyorsunuz. Hangi savaşın körüklenmesinden sonra yazıldığını biliyorsunuz. O nedenle yine aynı şeyi bir kez daha söyleyeceğim. Ben çok kurgulayamıyorum açıkçası. Yani ne olacağını bu ilişkilerin kurgulayamıyorum. Ve Türkiye'nin iç siyasetiyle çok ilişkili buluyorum. Ama şunu da ilave edeyim. Bir yanıyla bütün bölge açısından da tehlikeli görüyorum. Çünkü yani özetle ABD Erdoğan varlığında yürüyecek bir politik olmadığını mı söylemek istiyorsunuz? Bu Erdoğan'ın AKP MHP iktidarının varlık yokluğuyla mı ilgili bir şeye dikkat çekiyorsunuz? Kurulamıyorum derken o mu? Yani şunu söylemeye çalışıyorum. AKP'nin ve MHP iktidar, MHP'nin küçük ortağının artık bir planı, programı kalmadı. Hesaplarını günübirlik yapıyorlar. Hesaplarını dışarıda özür dileme, Türk iç siyasetinde efelik yapmak üzerinden yapıyorlar. Dolayısıyla bu siyasetin, zaten bu dış siyasetin, dış politikanın biz tamamen tükenmiş olduğunu görüyoruz. Belki hiç olmamıştı yani bu dış politika. Bakın bugün Reyhanlı patlamasının 7. yıl. Yani oradan beri geliyor bu. Zaten o günlerde tükenmişti ama bu ısrar sürdü. Türkiye'nin burada bir kazanımı yok. Burada Türkiye içinde yine yandaşa peşkeş çekilen paralar var. Yandaşa, yani birazdan Libya'ya gireceğimiz için söylüyorum. O kirpi meseleleri var. O İHA meseleleri var. Yani AKP buralardan bir şeyleri konsolide edip Türkiye içerisinde de bir savaş malzemesini sürdürmeye çalışıyor. Amerika ne der? Amerika'nın tavrı, yani emperyalizmin tavrını hiçbir zaman tutarlı bulmam Türkiye gibi doğrusu. Yani bugün Türkiye ile masaya otururlar,
silah ticareti üzerinden yarın başka bir yere dönebilirler. Başka bir yerde başka bir şey yaparlar. Yani bunlara aldanmamak gerekiyor. Bunu da söylemeye Peki. çalışıyorum. Peki. Sayın Müslüm, bugün özel yönetimin yöneticilerinden Bedran Ciyakurt'un da bir söyleşisi vardı. Suriye'de hükümetin Kürtlerle diyaloğu reddettiğine dair, ne kadar doğrularsınız bilmem ama bu konuyla ilgili belki detay da verebilirsiniz. Ama diğer taraftan işte ABD, Türkiye, Rusya bağlamında da orada giderek gelişen, farklılaşan dengeler var. Türkiye'nin sürdürdüğü siyaset vardı. Aradaki çelişkilerden yararlanıyordu. Şimdi gelinen noktada Türkiye'nin orada ABD-Rusya çelişkisinden yararlanma süreci bitti mi? Türkiye NATO'ya mı dönüyor, Rusya'yı mı bırakıyor? Rusya ile birlikte tekrar yeniden NATO ile mi çatışacak? Biraz önce de Sayın Erki Acarer demişti, aslında ciddi bir kafa karışıklığı da var. Hem Türk devletini yönetenlerde de bu kafa karışıklığını görebiliyoruz. Siz ne dersiniz bu siyasete ilişkin, özellikle bu üç gücün şimdiye kadar ortaya çıkardığı tablo, şimdiden sonra olası gelişmeler, ne dersiniz? Evet, şimdi bu Suriye'yle ilgili politikalar, şunu da söyleyebilirim. Biliyorsunuz bir sene önce bir İsrail'de bir toplantı oldu. Buradaki ulusal güvenlik sorumluları hem ABD'nin hem İsrail'in hem de Rusların bir toplantısı oldu. Sanırım o toplantıda birçok gizli şeyler alındı ve Orta Doğu'daki böyle kalın çizgilerle bazı şeyler, anlaşmalar oldu yani bu üç taraf üzerinde. Buna göre şimdi bu çerçevede sanırım bütün gelişmeler, yani Suriye'deki olsun, bütün Orta Doğu'daki, bu Türkiye'nin konumu, Amerika'nın konumu, Rusların konumu, oradaki kalın çizgiler içerisinde hareket ediyor. Böyle düşünüyoruz. Ve sanırım geçen haftada James Jeffrey bir şey söyledi. Yani bu bir gazeteyle görüşmesinde şöyle dedi. Yani bu bütün yabancı güçler Suriye'den çekilecek. Tek bir Rusya'nın bir meşruiyeti vardır. O kalacaktır Rusya'nın. Bizim anladığımız şu şekildedir. Artık biz anlaşmışız, yani Ruslarla anlaşmışız. Biz kendi planlarımızı hem de şeylerin, Rusların planlarını, çıkarlarını, bunu hepsini hesaplamışız. Ve bunun yürütülmesi için bütün şeyleri, önceliği Rusya'ya vermişiz. Artık Rusya bu planları uygulayacaktır. Yani artık Rusya bundan sonra buradaki Suriye'deki planlarını hem de anlaşıldığı üzere, yani hani Amerikalılar, şunlar, bunlar, diğer güçler hepsini işte şöyle 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 yapacaksın, böyle politikaları yürüteceksin ve sen burada kalacaksın. Yani gerçek, ben böyle anladım, yani bunun yorumunu ben böyle anladım. Onun için bundan sonra artık buradaki Suriye meseleleriyle Amerika'dan ve de diğerlerin fazlasıyla Ruslarla ilgilenecek. Yani Türkiye ile Suriye konusunda Ruslara muhatap olacak, Ruslarla muhatap olacak. Ve artık bu her şeydir. Yani bu sadece bizim bölgemiz veya da Suriye'nin kuzey doğusu falan değil de aynı şekilde Edlib'de, şurada, burada yönetimde artık Ruslar bunu yürütecektir. Ve şimdiye kadar görünen çelişkiler de, hani bu işte Şam yönetimiymiş, bundan İran falan, bunlar da artık bazı noktalarda anlaşılmıştır. Yani İranlılar buradan çıkarılacak. Ve buradaki gerginliği zaten Şam'da görüyoruz. İşte bu son zamanlarda çıkan söylentiler, bilmem işte Mahluf, bu şeyin halasının oğlu Başar'ın, bir de Başar'la ilişkileri falan. Bunlar hepsi zaten bu şeylerdir. Yani sanırım bu bir Rus İran çekişmesidir. Yani kim iktidarda kalacaktır diye, veyahut da en azından bir çeki düzen vermek için de bazı baskılar yapılıyor olabilir. Ama bununla ilgilidir. Ben anlamak için araya girip soruyorum. ABD oradan tamamen çekiliyor mu siyaseten? Bu dediklerinizden onu mu anlayalım? Bir, ikincisi
Rusya dizayn ederken eğer Rusya'ya tutup bu görev veriliyorsa Rusya ABD'yi gözeterek mi yoksa tamamen kendi çıkarlarına uygun mu adım atar? Hayır. Bir ara soruyorlar. Hayır, anlaşmışlar. Yani benim çıkarlarım şunlardır. Sen bunları yapacaksın ve ben seni gözeteceğim. Ya bulunacağım ya bulunmayacağım ama çizgilerle çizilmiştir. Yani sınırlar çizilmiştir. Ve bunun içerisinde, bu sınırlar içerisinde Rusya'nın veya da Suriye'nin Türkiye ile diğer güçlerle muhatabı olarak Rusya olacaktır. Yani artık Rusya çeki düzen verecektir. Ama tabii Amerika'nın gözetimi altında olacaktır. Yani Amerika kalkıp çekip gitmez. O da bir köşede bekleyecektir. Ama muhatap olarak Ruslarla ne dediyse onlar yapılacaktır. Yani benim demek istediğim Türkiye'nin muhatabı Suriye ile ilgili Ruslar olacaktır. Hem Edlib'de hem de başka yerlerde. Ve şu andaki çekişmelerde bu da Rusya ile İran arasında oradaki çekişmelerdir. Yani bazılarını bir tarafa çekmek için veyahut da baskı yapılıyor olabilir veyahut da en azından oradaki bir çatışma da olabilir. Yani bu iki güç arasında Suriye ile ilgili. Peki bir küçük soru daha, yani şimdi böyle sorunuza cevap vermek istiyorum. Çiha Kürdün dediği işte, Şam yönetimi şimdi kendi derdine düşmüş. Yani ben nasıl yapacağım, kendime çözeceğim. Ondan sonra bu Kürt meselesi sonraya kalacaktır ve bunun şeyi böyledir. Yani gelen yanıtta, yani bizim oradaki heyete verilen cevapta şöyle demiştir. Şimdi hazır değiliz buna. Bunu erteliyoruz. Başka bir zaman bunu konuşabiliriz. Veya ertelemiş. Yani buna hazır değiliz demişlerdir kısacası. Yani bunu söylemesi işte kendi öncelikleri başkadır demektir. Sanırım bu öncelikler de işte önce kendimizi çözelim. Ondan sonra şey yapalım ki yani İran mesela İran yanlısı falan çıkarsa veya da başka birisi çıkarsa zaten o buradaki Kürt sorunu veya da en azından buradaki yönetimi hiçbir zaman kabul etmez. Kürt sorunun çözümünü istemez İran kalırsa. Yani onun için yani bu kendi Kürtleri için falan bir engel olabilir. Yani onun için bir politika değişikliği olabilir yani önümüzde. Ama nasıl olacak? Biz de bilmiyoruz. Oradaki çekişmelere bağlıdır. Biz bilmedikten sonra tabii oradaki şu andaki yönetim de şimdi karar veremez. Çünkü kendileri de nereye yöneleceğini bilmiyorlar. Onun yanıtları böyleydi yani bu şey. Buyurun biz soru soracaktınız. Yok sorunun yanıtını aldım zaten bu bağlam içerisinde Suriye'ye değindiniz. Söyledim. Ben Sayın Öse'ye de dönmek istiyorum. Aslında Sayın Müslüm arada önemli şeyler de söyledi. Belki Rojava yönetiminde etkin rolü olanlardan biri olan Sayın Müslüm çok ayrıntıya girmedi ama satır aralarında bence önemli şeyler vardı. Siz ne dersiniz Türkiye, Rusya, ABD ilişkileri bağlamında? Çünkü eğer orada yeni bir süreç başlayacaksa, Cefri'de tüm güçler geri çekilecek, Rusya yalnız kalacak dediyse, bu Afrin, Grespi, Serikaniye gibi işgal bölgelerini nasıl etkiler? Orada yeni bir süreç mi başlar? Ne dersiniz? Ya tabii çok karmaşık, çok büyük bir soru bu. Çok boyutları olan. Ben basitleştirerek şöyle söyleyeyim. Şimdi Amerika'nın Suriye'de 3 tane temel hedefi var. Birincisi tabii İsrail'in güvenliğini almak. Bununla ilintili olarak İran'ı Suriye'den çıkarmak, o Şii Hilal dedikleri o coğrafik bütünlüğü kesmek. Bir de bunun dışında en azından kendi çıkarlarını çok çelmeyen bir yeni rejim oluşurken o da kısmi olarak Kürtlerin de kimi talepleri karşılansa iyi olur. Şimdi bu Kürtlerin talepleri işin doğrusu biraz artık yüz ayıbı vesilesiyle Amerika'nın gündeminde. Amerika'nın bölgesel siyasetinde İsrail'in güvenliği ve İran'ın nüfuzunun daraltılması söz konusu. Ama şimdi biliyorsunuz Amerika oradan çekildi. Ruslarla da anlaşırlar. Bu arada böyle biz her gün Rus-Amerika gerilimi gibi okuyoruz. Her gün askerleri, siyasetçileri, diplomatları günlük olarak konuşurlar. Yani öyle aralarında çok büyük çelişkiler falan yok. Yani ben Amerika'nın üst düzey diplomatlarından şunu duydum. Biz Ruslarla her türlü sorunumuzu çok kolay çözeriz. Sorunumuzu çözemediğimiz Türkiye, ki Türkiye NATO müttefiği, Amerika'nın müttefiğiydi falan. Görüyorsunuz ilişkiler ne noktaya geldi.
Amerika evet orada uzun süreli askeri anlamda varlığını sürdürmeyecek Suriye'de. Jandarmalığı Ruslara verebilir ama Suriye'nin siyasetini oturup Ruslara verecek bir durumda falan değil. Ben o açıdan Sayın Müslüm'e katılıyorum. Amerika'nın elinde birkaç, şimdi o petrol sahaları sadece petrol sahası değil, mesele o değil. Amerika kısmi bir askeri varlığını orada bulunduracak. Trump'ın gitmesine bakacak, gidecek mi kalacak mı, ona göre yeniden pozisyon alabilir. Ama bunun dışında daha önemli olan şu var. Bakın dünyada para iyice azaldı. Suriye'nin yeniden imarı için 500 milyar dolar paradan bahsediliyor. Rusya'nın askerine bot alacak parası kalmamış durumda. Yani Rusya'nın ekonomik olarak çok iyi durumda değil. Bu parayı verebilecek Batı ve Amerika bile artık çok zorlanıyorlar. Yani Suriye'nin yeniden imar edilmesi lazım. Bir toplum olarak, bir ülke olarak, altyapı olarak. Yani bu Rusya orada olsa da paranın geleceği Avrupa'nın, Amerika'nın taleplerini kale almak zorunda. Dolayısıyla hani Batı ve Amerika isterse şayet Kürtler açısından bir ön koşul olarak, yani doğru düzgün bir ülke olsun, biraz demokratik desentralize olsun. Hani biz hem bu petrol kaynaklarının işte merkezi hükümete verilmesi, hem de ülkenin yeniden imarı için işte finans sağlamak gibi değişik biçimlerde Suriye siyasetine müdahil olacaktır. Açıkça herkes şunu biliyor, askeri olarak Esad kazandı. Türkiye'nin hala kuyruğundan, şurasından, burasından tuttuğu bütün o çete yapılar tek tek tasfiye ediliyor. Herkes bunu biliyor. Ve ülkenin geleceğinde şu an İdlib'de, orada burada olan o çeteler değil ama Kürtler olacak. Herkes bunu biliyor. Askeri, yani askeri durum önemli oranda aşılmış durumda. Küçük cepheler şurada burada falan olabilir. Ama bundan sonrası asıl daha diplomatik, daha siyasal süreç. Dolayısıyla yani Amerika'nın dediğim gibi, yani o kendi çıkarlarını düşünür. Bazen Kürtlerin çıkarlarıyla örtüşür, bazen ters düşer. Ama Türkiye, Amerika ve Rusya'yı birbirine karşı kullanma bu siyasetinde uzun zamandır bir makasa gelmişti. Aslında tıkanmış durumda. Ne o tarafa gidebiliyor, ne bu tarafa gidebiliyor. Bakın dikkat edin, Serekani ve Grespi, o alanlar işgal hareketinden hemen sonra Rusya biliyorsunuz İdlib'de vurmaya başlayınca tekrar bir daha yok biz NATO ülkesiyiz koştu Avrupa'ya, Amerika'dan onların desteğiyle ancak kısmen de olsa durdurabildi. Fakat ortada çok büyük meseleler var. Yani Tayyip Erdoğan ve etrafındaki kesim hem Rusya'yı, Amerika'yı, Amerika'yı Rusya'ya karşı kullanırız derken öyle bir noktaya geldiler ki şu an her iki taraftan da olabilecek durumdalar işin doğrusu. Yani Rusya Türkiye'ye yakın gördüğü noktada da birçok noktada Türkiye'nin dibine oyuyor. Amerika da o şekilde. Dolayısıyla gerçekten öyle çok fazla yol alabilecek bir durumda değil. İdlib'de batmış mı Türkiye? Batmış. Birazdan belki konuşacağız. Libya'da da gittikçe boğazına kadar o çamurun içerisine falan batıyor. Bir taraftan S-400 almış ama aktive edemiyor. Hadi buyursunlar aktive etsinler. Şimdi korona üzerinden falan bir gerekçe bahane uyduruyorlar ama o S-400'leri aktive etmek demek Türkiye'yi bitirirler. Şimdi aktive etmese bu defa Rusya Türkiye'yi bitirecek. Yani böyle hani inanılmaz, kendisini o cin akıllı ya, öyle herkesi idare edecek ya. Ama yani bunlar da dünyanın büyük devletleri, işte yol tükendi geldi bu noktada, gerçekten çok büyük bir açmazın içerisinde. Sahada pratik anlamda askeri kimi hareketlilikler, işte sahada olacağız, bunun üzerinden diplomasi yapacağız, mecbur yapacağız gibi, ama yani çok yol değil. Ben Amerika ve hele bekleyelim, yani şu S-400'ler meselesi bir netleşsin, netleştiremiyor Türkiye. Siz asıl o zaman görün bakın dananın kuyruğu nasıl kopuyormuş. Peki. Erki Acarer, biraz önce aslında kıyıdan köşeden girdin ama Libya meselesini en iyi takip eden gazetecilerden birisin. Sanırım bu nedenle de yakalama kararım var. Yeni bir yakalama kararı diyeyim en azından. Türk Devleti'nin Libya hedefi nedir? Gerçekten MİT Müsteşarı'nın Libya'ya gittiği, El Arabiya'ya yansıdı, ayrıntılar verildi. Suudi Arabistan ve Mısır bu konuyla ilgili aslında sert açıklamalar da denebilecek düzeyde açıklamalar yaptılar. Oraya 8000 çetenin götürüldüğü, Türk Özel Kuvvetleri'nin Trablusgarp'a yerleştirildiği söylenir.
Nedir böyle son günlerde Libya'da yeni bir hareketlilik başlattı Türkiye ve bunun patronajını da Hakan Fidan'a verdiler. Öyle görünüyor, evet. Aslında yani çok basit bir mesele tartışıyoruz biz Türkiye üzerinden. Türkiye asla sultanlık sevdasından ve ifancılık sevdasından vazgeçmiyor. Yani işte o yüzden belki az önce Reyhanlı'ya dikkat çektim. Çok ağır bedeller ödedi bu toplum. AKP iktidarının sayısız defa başı derde girdi. Hem içeride girdi, hem dışarıda girdi. Alanları daraldı. İşte Amerika ile Rusya'yı konuşuyoruz bugün. Öte yandan pek çok insan öldü yurdumuzda. Selefi yataklarına çevrildi. Bir Arap kemerleri inşa edilmeye çalışıldı. Ama bugün ne yazık ki hala bu savaş sevdasından vazgeçilmiyor. Fakat Libya'nın İdlib'ten bana göre farklı bir tarafı var. Bunu cihatçılar üzerinden okumamız mümkün. Bunu yine Türkiye üzerinden okumamız mümkün. Sizi bunun için bir toplantıya götürebilirim. Yani 6 ay önce çok konuşulan bir toplantıydı bu. Neydi bu toplantı? Assam'ın toplantısıydı. İşte Sadat'ın genel başkanı, eski cumhurbaşkanı, başdanışmanı Adnan Tanrıverdi'nin çok skandal ifadeleri vardı. İşte Türkiye'nin bundan böyle bir anayasasının hazırlandığını, bütün İslam ülkelerinin birleştiğini, İstanbul'un başkenti olacağını ve anayasaya şeriat ilan edileceğini söyleyen bir deklarasyonu vardı Assam'ın toplantısında. Ama bu toplantının önemli bir özelliği vardı. O da şuydu, logosunda bile Afrika yazıyordu. Yani bugün Türkiye'nin sadece bu Suriye sevdası falan yok. Bir de böyle çok İslam coğrafyalarını içine alan bir de Afrika sevdası çıktı. Yani Asya ile Afrika'nın birleşiminden söz ediyoruz. Şimdi bu toplantıda kimler vardı, buna bir bakalım. Diyanet İşleri Başkanı vardı da. Yani hani Türkiye'de şu söyleniyor. Diyanet bir çıkış yaptıktan sonra gündem değiştiriliyor deniyor. Ben inanmıyorum. Ben gündem değiştirmenin ötesinde çok yoğun programların uygulanmaya çalıştığını hissediyorum Türkiye'de. Diyanet'in ötesinde kim vardı o toplantıda? Sancak vardı, Ethem Sancak vardı. Onun ötesinde kim vardı? Bayraktar grubu vardı. Yani Bayraktar grubuna baktığınızda İHA'ları görürsünüz. Bugün General Haftar güçlerinin sık sık İşte biz bunları düşürüyoruz diye Twitter'da bile neredeyse bir saatte bir tweet attıkları İHA'larını görürsünüz. Bir taraftan da şunu görürsünüz. Ethem Sancak'tan ele geçirilen kirpileri görürsünüz. Yani işin bir tarafı hani bu felsefeye giderken, ihvancılık felsefesine giderken bir taraftan da savaş ekonomisine gidiyor. Bunu anlatmak istiyorum. İdlib'in durumu dolayısıyla bu açıdan Libya'dan farklı. İdlib'de biraz gönüllü verdiler silahları bu cihatçı çocuklar. Çünkü oradan çok daha büyük bir nemalanma gelecekti. O olmadı ama bu sefer dediler ki biz Libya'da başka bir şey yaparız. Şimdi Birleşmiş Milletler'in raporu var. Birleşmiş Milletler diyor ki 2011'den itibaren Libya'ya silah satmak yasaktır. Ve silah ambargosunu uyguluyor 2011'den beri. Fakat Erdoğan geçtiğimiz Ağustos ayında İstanbul'da Sarraç'la görüşüyor ve açık açık şunu söylüyor. Ben silah satarım diyor. Bakın bundan sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bundan sonraki bu ifadelerden, bu toplantıdan sonra Rus medyasının kaynaklarına dayandırıyorum bu sözleri. 3 ay içerisinde 10 bin ton ağır ve hafif silahlarla mühimmat 360 konteynerla Libya'nın ticari açıdan çok önemli Trablusgarp limanına indirildi deniyor. Yani 3 ay içerisinde 10 bin ton silahtan söz ediyoruz. Şimdi yine Arap medyası ve Rus medyası şunu yazıyor. Diyor ki biz bu İHA'ları veriyoruz oraya. İşte bu kirpileri veriyoruz ama İHA'ların eğitilmesi için
Ayrıca personel ihtiyacı da lazım. Bu personel ihtiyacını da diyor Türkiye Sadat subaylarıyla karşılıyor. Şunu yazmışlar açık açık yine Rus medyası. Diyor ki radikallere burada dolar bazında maaş ödeniyor. Onun ötesinde Türk vatandaşlığı veriliyor. Ve Hatay güzergahı üzerinden İdlib'in dışında Mersin ve İstanbul limanı üzerinden Mersin'den Mersin'e getirilen cihatçılar Libya'ya gönderiliyor deniz yoluyla deniyor. Ve işin önemli kısmı şu, bunların hepsi görüntüleniyor. Yani yine Rus medyasının yazdığına göre bu 800 Sadatçı orada çok büyük bir otele yerleştiriliyor. Evet. Ve bunlar İHA'ların eğitiminden sorumlu oluyor. Bunların hepsi şimdi dış politikaya kısaca değineyim bunun üzerinden. Ya bunların kısaca hepsi mümkünse lütfen. Hepsi belgeleniyor. Şimdi bu belgeler üzerinden bu hani kartlar filan karılıyor dedikleri şey var ya, bu belgeler üzerinden konuşuyor herkes. Bu sıkıntılar üzerinden konuşuyor. Bu silahlar üzerinden konuşuyor. Türkiye'de konuşmak çok kolay. Tank falet fabrikasını konuşabilirsiniz. Ama Avrupa'da, Rus basında, Arap medyasında bu işler böyle konuşulmuyor. Tırnak içerisinde Türkiye silah satıyor, silahtan para kazanıyor ve savaşları sürdürüyor diye konuşuluyor. Evet. Sayın Müslüm, siz bu konuda ne dersiniz? Özellikle Libya'ya ilişkin. Zamanımız da giderek daralıyor. İdlib'i de konuşmak istiyorum. Mümkünse kısa başlıklarla özetlerseniz sevinirim. Suriye'de onca silahı soktu, onca çeteyi soktu ve neredeyse 9 yıldır, 10 yıldır artık o sorun çok grifit bir hale döndü. Şimdi benzer durum Libya'da da var. Libya'da yeni bir Afganistan olduğu iddiaları var. Türkiye'nin de bunda dahli çok büyük. Siz ne dersiniz? Arap medyası da bu konuda çok yazıp çizmeye başladı. Aynı zamanda o cihat dünyayı da iyi biliyorsunuz. Buyurun. Evet, şimdi ben bilinen şeyleri söylemeyeceğim. Yalnız üç noktaya değineceğim. Hani bunu da tartışmak için değineceğim. Bunu diğer bilinen şeyleri tekrarlamayacağım. Birincisi, şimdi Türkiye artık bu Suriye'deki bu şeyleri, çeteleri falan yolluyor. Bu çetelerin gidenlerin bu hepsi paralı askerdir. Başkaları ama yani bu Cebetun Nusra olsun, Al-Kaide olsun, bu işte diğer şeyler, bu Selefi cihatçı gruplar, onlar gitmiyor. Onlar hala Dilip'te duruyor. Gidenler bu şeyden, DAEŞ'ten hani Türkiye'ye kaçanlar var ya, artık bunlar gidiyor. Bir de diğerleri paralı askerler, yani hani 2000 dolar maaş veriyoruz diyor. 2000'i de vermiyorlar. Bu çoğu paralıdır ve şeyin, DAEŞ'in kalıntılarıdır bu gidenler. Bu birinci nokta. İkinci nokta söyleyeceğim. Şimdi oradaki kazınan, yani bu hani bu SİHA'lar, bilmem İHA'lar falan düşürülüyor falan. Bunların paraları daha önce alınmıştır veya da alınıyor, durmadan alınıyor. Ama bu paralar artık Türkiye devletine falan değil, o savaş tüccarlarına gidiyor. Bu İHA'ları veya da SİHA'ları üretenler veya da kirpileri üretenler için gidiyor, onların cebine gidiyor. Onların şey nedir, Türkiye'nin şeyine değildir, çıkarlarına falan değildir veya da Türkiye halkına falan değildir. Bu oradaki savaş tüccarlarına gidiyor. Üçüncü nokta diyeceğim. Bu da hani Erdoğan durmadan işte bizim oradaki Türkler vardır, oradaki şeyler vardır, bunlar bizim soydaşlarımızdır falan filan. Bunun gerçek şöyle de, bu Osmanlı zamanlarda birçok Türk aşiretler tecrir edilmiştir, yerlerinden edilmiştir. Bu Libya gidenler aslında gitsin de tarihlerine baksınlar ki bazı aşiretlerin isimleri de ben biraz araştırdım. Oradaki giden aşiretlerin adlarını falan bile biliniyor, yani kimlerin Kürdistan'da nasıl sürgün edildiğini orada Libya'da kalmışlar. Bazıları dönmüş, bazıları da orada kalmış. Yani orada kalanlar bir baksınlar Osmanlı zamanında sürgün edilmişlerdir. Ki şimdi Erdoğan bunlar işte Osmanlı'dır, bilmem nedir falan, bunları hepsini dönmeye çalışıyor. Gitsin araştırsınlar.
Bunların asılları sürgün edilmiş Kürtlerdir. Eğer gerçekten yani sanki buradaki çeteleri veya da diğer köy kurucuları falan yetmiyormuş gibi oradaki Kürtleri de kalkıp onları da artık köy kurucuları orada da bulaştıracaktır. Kendi çıkarları için kullanacaktır. Ya bu üçüncü noktadır şimdi bunları söyleyebilirim. Ama diğerleri zaten siz de okuyorsunuz, biliyorsunuz. Bir bataklıktır, doğrudur. Yani hiçbir Türkiye halklarına veya Türkiye halkına hiçbir yararı yoktur. Ve bu tüccar, savaş tüccarları artık vampir. Nerede bir kan kokusu alıyorlarsa orada koşup işte para var diye onun peşinde koşuyorlar. Ama kısaca bunu söyleyebilirim. Peki. Sayın Ersoy, Libya ile ilgili mutlaka söyleyecekleriniz vardır. Siz de yakından takip ediyorsunuz. Hem onu söylemenizi isteyeceğim. Ardından da belki bu İdlib meselesini de konuşalım diyorum. Son 15 dakikamız filandır. 15-20 dakika belki. Arkadaşlar o bilgiyi verir bana. İdlib'te de dengeler değişiyor tabii. Ama önce bir Libya ile ilgili sizin de özetle görüşünüzü dinleyip ardından Libya'yı konuşalım diyorum. Zamanımız az kısa tutun diyorsunuz anladığım kadarıyla. Ben çok kısa yok, görüşünüzü söyleyin ama zamanı verimli kullanmak için diyorum. Tabii 20 ki, dakikamız tabii. Var bu arada. Evet, ben diğer konuşmacıların kini ben de tekrarlamayayım. Çok genel bir tablo çizeyim isterseniz. Yani Türkiye'nin Libya ile olan bu angajmanının kanaatimce iki boyutu var. Birincisi, bu 2011 yılından beri Türkiye'nin böyle bir ihvancılık hevesleri falan biliyorsunuz hortlamış durumda. Mısır'da da öyleydi, Suriye'de de öyleydi, Libya'da da öyle. Ama bu ihvan çizgisi biliyorsunuz genel anlamda Orta Doğu'da tasfiye edildi. Bakın Mısır'da tasfiye edildi biliyorsunuz. Tunus'taki durum biraz daha farklı ama siyasal İslam önemli oranda geriledi orada. Suriye'de Türkiye'nin desteklediği ihvancıların içinde olduğu durum ortada. Bir de işte Libya'daki durum yanındaki komşusu Mısır için, İsrail için, Suudi Arabistan için, Birleşik Arap Emirlikleri için çok önemli bir ideolojik ve politik kavga. Dolayısıyla Türkiye orada bir şekilde bu Orta Doğu'daki Katar'la birlikte bu ihvancılık bu kavgasında, ihvan üzerinden yürütülen kavgada Katar'la birlikte pozisyon almış durumda. Bu açıdan Türkiye'nin kesinlikle kazanabileceği zaten bir savaş falan değil. Doğrusu Türkiye oradaki savaşı ters çevirme, kazanma gibi bir niyetle de oraya girmiş değil. Beklentileri şuydu, biz oraya asker indirdiğimiz zaman, biz oraya biraz güç yığdığımız zaman en azından Hafter müzakere masasına gelecekti. Hatırlayın, Türkiye asker indirdikten hemen sonra Rusya ile birlikte ateşkes çağrıları oldu. Almanya'da toplantı oldu. Bir sürü diplomatik süreç geldi ama nihayetinde Hafter yok. Diğerlerinin de desteğiyle ben devam edeceğim dedi. Yani süreç uzuyor. Türkiye o açıdan böyle bir sendeledi. Yani aslında ya biz bunları müzakereye, diyaloğa çekecektik. Fakat bataklık derinleşiyor. Şu an görüyorsunuz. 1000-2000 kişi göndersek diyorlardı. Şimdi 7-8 bin bilmiyorum. Gelecek sene 20-30 bin paraları olur da işte sağdan soldan mercenary'ye para mara yedirebilirlerse paralı asker belki artıracaklar. Fakat Türkiye orada işgal için orada değil, Hafter'i yenmek için değil. Belli bir müzakere durumu ve kendi çıkarlarını da biraz dikte ettirmeye çalışacak. Ama elinde patlamış gibi. İkinci bir konu da biliyorsunuz bu deniz ticari alanları üzerinden Libya'ya asker göndermeden önce bir anlaşma yapılmıştı. Orada da bu çelişki, yani bu Mısır, Suudi, işte Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail gibi güçlerin bunlarla girdiği bölgesel hegemonya mücadelesinin dışında bir de maddi olarak İsrail, Kıbrıs ve Yunanistan arasındaki imzalanmış anlaşmaları pratikte boşa çıkarmaya çalışıyor. İşin doğrusu Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kavgasıdır. Aslında oradaki doğal gaz kaynakları üzerindeki bir kavgadır. Türkiye orada da yalnızlaşmış durumda. İlginç bir durum. Herhalde artık biraz böyle biraz harekiri mantığıyla ya bir girelim bir sahada olalım ondan sonra bir bakalım ne koparacağız ne yapacağız ama Türkiye'nin bölgesel anlamda yalıtılmışlığını daha fazla derinleştiren bir durum. Peki. İstediğini de elde edememiş ve bu kadar güçlerin böyle konumlandığı Orta Doğu coğrafyasında
Yani biraz Rusya'da hani pardon Libya'da aslanım diyen arkasını biraz sıvazlayan Rusya olabiliyor. Bazen Amerika bunu yapıyor. Ama ikisi de oraya gitmiyor dikkat ederseniz. Suriye'de şimdi İdlib'de Amerikalılar Türkiye'nin sırtını sıvazlıyor. Hadi siz bir şekilde devam ettirin biz sizin arkanızdayız gibi filan. Yani gerçekten Erdoğan ve etrafındakiler için son derece zor ve çıkışı olmayan bir durum. Bir de İdlib'le ilgili kısa görüşlerinizi almak isterim. Bu El-Nusra'yı dönüştürme siyaseti vardı. Hala ondan vazgeçmiş değil. 5 Mart mutabakatı vardı. Nereye gideceğine dair bir sürü şey söyleniyor. Rusya, Suriye'nin bir yeni hareket hazırlığı olduğuna dair bilgiler var. Bunu da öyle son turun yaklaşımı olarak sizden sorarak başlamak istiyorum. Onu şöyle söyleyelim, yani İdlib meselesi niye böyle bekleyen bir mesele? Çünkü İdlib çözülürse Suriye'nin aslında anahtarıdır İdlib. İdlib nasıl çözülürse, oradaki diplomatik, askeri, politik durum nasıl kurulursa o Suriye geneline yansıyacak. Belli ki Suriye'nin geleceğine dair hala bir konsensüs olmadığı için İdlib'de de güçler konsantre olmuş bir şekilde birbirlerini itip duruyorlar. Şimdi Suriye'deki tabir olarak bunu bir kavram olarak kullanıyorum, bir hakaret gibi de değil, ne kadar çer, çöp, pislik varsa gelmiş cerrahat o İdlib göbeğinde orada birikmiş durumda şimdi. Bunu patlattığınız zaman herkesin üzerine sıçrayabilir. Türkiye işte Batı'yı tehdit ediyor. Efendim işte biz 1 milyon mülteci daha gelecek, onları oradan sıkıştırmaya çalışıyor. Amerika bir şekilde hani aslında bunları da çok öyle desteklemek gibi bir derdi yok. Sadece rejimin çok fazla güçlenmesini istemiyor. Yani oyun dışı kalmak istemiyor. Onu bir dengede tutma, savaştırmak istiyor. Mesela şu an Jim Jeffrey biliyorsunuz hemen yani şehitlerimiz var filan diyordu. Hatırlayın yani yaptığı açıklamalarda. Bir şekilde Türkiye'nin orada işte Rus ve rejime karşı belli bir askeri pozisyon almasını istiyor. Onlara kimi destekler sunuyor, işte kimi paralar gönderiliyor, yardımlar yapılıyor falan filan. Fakat dediğim gibi yani bataklık, Türkiye'nin iki pozisyonu vardı. Yani Suriye Savaşı'nın başından beri. Birincisi Esad gidecekti ve kendisine yakın ihvancı bir çizgi iktidara gelecekti. Bu bir. İkincisi her ne pahasına olursa olsun Kürtler orada herhangi bir siyasi statü sahibi olmayacak. Özerk, federal, bağımsız. Ama bir şekilde bunun önüne geçecekti. Şimdi Türkiye birincisinden çoktan vazgeçmiş durumda. Türkiye'nin öyle rejim değişikliği gibi hedefi falan yok ki. Herkes bunu biliyor. Böyle bir şey yok. Ama ben diyor Türkiye, onu da anlamak lazım. 9 yıldır bu rezil savaşın içerisine girdim. Boğazıma kadar pisliğe battım. Silah gönderdim, para gönderdim, her şey gönderdim. Sıfır elde, sıfır bir de üstüne 3 milyon mülteci var. Dünya kadar masrafa girmişim. Bu kadar kendimi yalıtmış durumdayım. Ben bir şey istiyorum diyor. Yani bana da bir şeyler verin gibi. Fakat yani partnerlerini yanlış çizdi. Konuşmanın başına gelerek tekrar söylemek istiyorum. En başına, bizim yaptığımız sohbetin başına gelmek istiyorum. Hı hı. Gerçekten Türkiye için düşünüyorum. Yani bazen böyle game theory gibi böyle düşünüyorum. Türkiye için çıkış ne olabilir? Türkiye için çıkış işte oturacak, Kürtlerle konuşacak, birlikte bu Suriye cehenneminden bir çıkış için belki bir zemin bulabilir. İdlib bugün olmasa yarın, yarın olmasa öbür gün. Ama Şam'da kim olursa olsun herhalde oturup Heyet Tahrir-ül Şam ya da El-Kaide işit arttıklarına oturacak. Herhalde orada bir siyasal falan verecek durumda değildir. Sizler bunu dedikçe HDP, AKP ile yeni bir çözüm süreci mi geliştirmek istiyor diye de tabii beraberinde birçok söylenti de çıkıyor. Belki çok kısa özetlersiniz yani bu dediğiniz. Aslında bir bütün olarak Türkiye'nin siyaseti değiştirmesine dönük. Yani geçmişten bugüne yaptıklarından tamamen vazgeçmesine dönük. Başka bir şey anlayalım mı? Yok. AKP'nin, MHP'nin hali hazırda Kürtlerle, bakın yani bunu da programın başında söyledik yani, kendisini böyle Rambo zanneden polisler Kürt çocuklarına sokaklarda saldırıyor. Böyle bir iklimdeyiz. Dolayısıyla yani bu benim söylediğim buradaki hükümetten hani anladığım herhangi bir şey değil. Fakat başa getirip bağlayalım. Sayın Öcalan barış sürecini başlattığı zaman aslında herkes biliyor ki çok da Suriye'deki gelişmeler endeksliydi.
oradaki yeni durumun, yeni bir Orta Doğu'nun, yeni bir Suriye'nin, yeni bir Türkiye'nin, yeni bir Kürdistan'ın olacağı bu bölgede mi? Buna göre bir pozisyon alalımdı aslında. Hem Türkiye, Güney Suriye'de, Rojava'daki Kürtler bir takım kazanımlar elde edeceklerdi. Aslında pekala Türkiye onlarla partnerliği düşünebilirdi ama ırkçılığı buna müsaade etmedi. Birbirlerine girdiler. Kırmızı evet. Görmüş burada gibi her yerde Kürt'e saldırıyorlar. Diğer taraftan Türkiye'nin içerisinde kendi Kürt meselesine savaşarak değil, çatışarak değil, belki oturup müzakere ederek çözüm sürecini ben bu şekilde okuyorum. Şimdi herhangi bir gelişme olduğu için değil, ben rasyonel, reel olarak bir siyasetçi değil, bir sosyolog, bir siyaset bilimci olarak düşünmeye çalışıyorum. Gerçekten Kürtlerle barışan, Kürtlerle hareket eden kazanır. Evet. Kürtlerle kavga etmek isteyen en çok kendisine kaybettirir. 8 yıldır gördük, bakalım bir 3 yıl daha direnebilecekler mi bu duruma? Aklın yolu olduğu için onu söylüyorum. Yoksa AKP ile MHP mevcut durumda böyle bir çözüm vesaire bundan çok çok uzaklaşmış, tamamen faşist bir mantığa kendilerini teslim etmiş durumdalar. Peki. Ben Erk Acarer'e sorayım İdlib'i. Hemen ardından son sözü de Sayın Sabih Müslüm'e vereyim. Belki konuşulanlar üzerinden bir toparlama da yapar. Aynı zamanda alanı da çok yakından bilen ve bölgede iyi diplomasi yapan bir Kürt siyasetçisi Sayın Müslüm. Erk, sen ne dersin İdlib'e ilişkin? Senden de mümkünse özet alayım. Ardından Sarih Müslüm'e sözü vererek programı bitireceğim. Yani Sayın Vekil'in söylediği çok doğru. Türkiye İdlib'te kaybetti. Türkiye Libya'da kaybetti. Artık sadece günü kurtarmaya çalışıyor. Yani bakın Suriye Gözlemevi'nin raporuna göre geçtiğimiz gün 700 Sultan Murat Tugay'ı üyesi Libya'ya gönderilmek istenmiş ama zaten para olmadığı için hiçbiri gitmemiş ve artık kimsenin, oradaki çetelerin de bu işe, buradaki bir şey olacağına, Türkiye'nin başta çıktığı yola kimse inanmıyor. Fakat hala hazırda Libya'ya da baktığımızda aynı şekilde, Libya'da da Türkiye bataklığa batmış durumda, orada kalmış durumda. Ben aynı vekilin son sözleri gibi düşünüyorum. Bir barış yapmayacak. Erdoğan kimseyle bir barış yapmayacak. Dolayısıyla buradaki çatışmalar, buradaki huzursuzluklar, oradaki huzursuzluklar devam edip gidecek. Erdoğan'ın aklında şu var. Şimdi Suriye gibi değil Libya meselesi aynı zamanda. Suriye'de savaşın ilk yıllarında pek çok kişi Esad'ın gitmesini, Suriye'de başka bir yapının oluşmasını hevesliydi yani. Emperyalistler de buna hevesliydi. Ama İhvan projesi gerçekten çöktü. Bir tek Türkiye kaldı İhvancı olarak. Şimdi o geleneği Libya'ya taşımaya çalıştı. Ama Libya'da da olmadı iş. İki ülke kaldı sadece. Ve hiçbir zaman Avrupa ülkeleri, Amerika, Rusya sadece o cihatçı çöplüğünün temizlenmesi açısından biraz destek verdi. Ama hiçbiri destek vermediler Türkiye'nin Libya'daki tavrına ve tarzına. Hala şunu konuşuyorlar. Yani biz yalnız kalalım. Bir de Katar var zaten. Bütün İslam ülkelerinin hamisi oluruz. Ama geldiğimiz noktada tüm Arap ülkeleri de nefret ediyor. Çok yani, tek kelimeyle belki İdlib'de yeni bir savaşa girer mi Türkiye? Ya İdlib'de 5 Mart öncesinde olduğu gibi. Ya şu aşamadan sonra ben her iki tarafta da ancak bir kör dövüşü olacağını ve bunun çok fazla ötesine geçmeyeceğini düşünüyorum. Fakat Erdoğan'ın aklında her zaman birkaç şey var. Bir tanesi dincilik, bir diğeri ticaret. Dolayısıyla yine geldiğimiz noktada biz bir Arap kemeri meselesi üzerinden okumalıyız. Türkiye ve bölgeyi Erdoğan'ın kafasında yapmak istediği şey bu. Bir yandan da Osmanlı'dan gelen ganimetçi gelenekle nemalanma üzerinden okumalıyız. Yani bölgede şeyi biliyoruz hepimiz, Türkiye'nin polis birlikleri getirmeye çalıştığını, PTT açtığını, örgütleri yapılandırmaya çalıştığını, ama tutmuyor yani.
Tutmuyor. Peki. Sayın Müslüm, bir 5 dakika zamanımız var. Bu 5 dakika içerisinde doğrusu İdlib'i de özetlemenizi isteyeceğim. Çünkü sahayı da en iyi bilenlerden birisizsiniz. Buyurun. Evet, şimdi bu İdlib meselesi, biz baştan da söyledik. Hani Sayın Özsoy söyledi ya, bu Suriye'nin kilididir. Yani Suriye kilidine dönüştürüldü. Daha önce Suriye'nin kilidi falan değildi. Şimdi bütün bu teröristleri, cihatçıları Suriye'nin her yerinden toplayıp da İdlib'e yerleşmesi, ondan sonra da işte Türkiye, sen bunları nasıl getirdiysen bunları temizleyeceksin dediler Türkiye. Şimdi Türkiye ne yapacak? Bunlarla mı savaşacak? Yoksa Suriye rejimiyle mi savaşacak? Yani öyle gerçekten zor bir durumdur. Ancak işte onun için yani bilmiyorum, Suriye'nin savaşacak gücü var mı yok mu? Veyahut da Ruslar ne zamana kadar, yani Ruslar muhakkak bunları istemiyor, bu cihazları, ve istenirse Türkiye'nin yanında bunlarla savaşacaktır. Ama beraber savaşırlar mı? Veyahut da bunlar bazılarını bitirdikten sonra artık Türkiye çekecek mi? Şimdi biz 29 bin askerden bahsediyoruz. Bu askerler geri çekilecek mi? Çekilmeyecek mi? Ve çekilmeyecekse kim bunları çekilmeye zorlayacaktır? Veyahut da Birleşmiş Milletler kararlarıyla mı? Veyahut da Güvenlik Konseyi'nin kararlarıyla mı? Kıbrıs'ta 74'ten beri bu kadar karar çıktı, hiç çekilmedi. Yani burada böyle rahat rahat mı çekilecek? Yani zordur. Onun için karma karışık bir şeydir. Nasıl olacağı da tahmin edemiyoruz. Kimse tahmin edemiyor. Türkiye'nin tutumuna bağlıdır. Ancak Türkiye halkına gelen bir şey yoktur. Şimdi ben bir enteresan bir noktaya çekeceğim. Ben ilk Türkiye'ye gelenlerden birisi bendim. Yani 2012'de 13'te falan görüşüyorduk. O zaman söylediklerimi tekrar söylüyorum. Türkiye halkına, Türkiye'nin haklarına hiçbir zaman bir zarar vermek istemiyoruz. Ve gerçekten de o zaman bizi dinlemiş olsalardı bütün bunlardan kurtulurdu. Dostluk içinde, beraberlik, bazı şeyler beraber yapardık. Hem bizim lehimize olurdu, hem onların lehine olurdu. Bu bir. Çünkü Türkiye bunu yapmadı ama bunun acısını çekiyor şimdi. Gerçekten de şimdi bu son olarak da işte ben Girisipi'yi işgal edeceğim. Hatta Serikani'yi işgal edeceğim. Lüzum değildir. Serikani'ye de geri alınacak. Girisipi'de de geri alınacak. Ve Afrin'de geri alınacak. Ve kaybeden de Türkiye olacaktır. Sonunda. Pazarlama sonunda. Ama biz bunlarla dostlukla ne biz kaybederdik ne Türkiye. Biz de kazanırdık, onlar da kazanırdı. Ve iyi komşular da olabilirdik. Bu bir. İkincisi, şimdi Türkiye bu birçok yere uzanıyor. Akdeniz'e, Doğu Akdeniz'e, bilmem Libya, şuraya, buraya. Eğer gerçekten bir saldırıdan falan değil de bir çıkar istiyorsan veyahut da evinin dışına çıkıyorsan en azından evin içerisinde rahat olmanız gerekiyor. Şimdi bir taraftan da bunu kaçamak için hani bir kur sorunu çözmeyeyim de oraya gideyim. Yani kaçıyor, yani gerçeklerden kaçıyor. Şimdi sen Kürt sorunu çözmüş olsaydın içeride, dışarıda daha güçlü politika yapabilirdin. Bunu yapmıyor. Ben bu sürdükçe, yani buradaki içerideki sorunları çözmedikçe muhakkak bunun cezasını çekecektir. Dışarıya yarvazmakla savaşı, evet. Şimdi savaşı dışarıya çekmekle, başka yönleri çekmekle, basını, baskıyı, bilmem şeyi halka yapmakla bunun sonuca varılmaz. Muhakkak bunu çözecektir. Yani bu sorunu çözmeden Türkiye böyle hep zayıf kalacaktır. Hem dış güçlerin rahmetin altında kalacaktır. Ne Ruslar da, herkes kendi çıkarlarını şey yapıyor. Şimdiye kadar ikili oynuyordu yani Rusya ile Amerika arasında. Artık bu Jeffrey'nin dedikleriyle o yol da kesilmişti. Artık tek bir birisi vardı. Putin vardı. Bu Putin de artık değil şimdi. 200 senelik bir düşmanlık aramızda vardır. Ve bunun böyle fitil fitil sen burnundan çıkaracaktır. Yani bu bir sene. Evet. Artık bu kolay bir mesele değildir. Olmayacak. Ama tekrar söylüyorum. Eğer gerçekten bütün bu belalardan kurtulmak istiyorsan içerideki sorunu çözecektir. Yoksa daha başına birçok belalar gelecektir. Ve hiçbirisi de bu iktidar Türkiye halklarının yararında olmayacaktır. Hiçbir zaman bu düşünceyle, bu zihniyetle, bu kafayla.
Ve tekrar söylüyorum, bizim tarafımızdan yani Suriye olarak aynı 2012'de söylediklerimizi tekrar söylüyoruz. Dostluk elimizi tekrar uzatıyoruz. Ve gerçekten bir şeyler yapmak istiyorsa bizim onurumuzla, bizim şerefimizle, bizim karametimizle beraber bir şeyler yaparız. Biz de kazanırız, onlar da kazanırlar. Hı. Ama işte o düşünce yok. O zihniyet şimdiye kadar pişmemiştir onlar. Bunu söyleyebilirim. Peki. Sayın Müslüm, son sözü siz aldınız. Belki çok hakkaniyetli bölümler olmasa da konuklarım kusuruma bakmasınlar. Mümkün mertebe hakkaniyetli davranmaya çalıştım. Ben programı bitirmeden önce her üçünüze de Sayın Salih Müslüm'e, Sayın Nişer Öse'ye ve Sayın Erke Acarer'e programa katkıları için bir kez daha teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sevgili izleyiciler, bir medya haberde gündemin daha sonuna geldik. Konuklarımızla Orta Doğu'daki gelişmeleri, Suriye'yi, Libya'yı, Güney Kürdistan'ı, diğer taraftan ABD, Türkiye, Rusya ilişkilerini ve ABD'nin Kürt siyasetini tartışmaya, konuşmaya çalıştık. Bir dahaki medya haberde gündem programında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.